İyi hafta sonları. Geride bıraktığımız hafta ekonomi ve piyasalarda yaşanan önemli gelişmeleri paylaşmak üzere karşınızdayız. Yurt içinde açıklanan verilerle başlayalım. Eylül ayı cari açık rakamları takip edildi. Eylül'de cari işlemler açığı 3 milyar dolarla beklentilerin üzerinde geldi. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 39.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Eylül ayı işsizlik rakamları da açıklanan veriler arasında yer aldı. TÜİK verilerine göre Ağustos'ta 4 yıl sonra ilk kez tek haneye gerilen işsizlik Eylül'de yeniden çift haneye yükseldi ve %10.1'e oldu. 15-24 yaş arasını kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise 1.2 puan artışla %19.6'ya yükseldi. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 54 bin kişi azalarak 30.8 milyon kişi oldu. Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi de takip edildi. Sanayi üretiminde ise pandemi sürecinden bu yana en düşük artış yaşandı. Sanayi üretimi aylık bazda %1.6 ile tahminlerden fazla düştü. Yıllık bazda ise yalnızca %0.4 arttı. Geçen hafta inşaat maliyet endeksi de izlendi. TÜİK verilerine göre inşaat maliyetlerinde de rekor bir artış var. Endeks Eylül'de aylık bazda %1.57 artarken yıllık artış %119.8 oldu. Hem enerji fiyatlarında artış hem de kurdaki yüksek seyir inşaat maliyetlerini yukarı taşıyor. Yurt dışında ise bütün gözler Amerika Birleşik Devletleri Ekim ayı enflasyon verisindeydi. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon Ekim'de %7.7 artarak beklentilerin altında arttı. Bu veri sonrası Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'den Aralık toplantısında 50 bas puan faiz artışı beklentisi yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın en büyük düşmanı enflasyon ve banka enflasyonu düşürmekte de kararlı. Fed faiz kararlarını verilere bakarak veriyor. Aralık toplantısı yaklaşırken Fed'in o toplantıda 50 bas puanlık bir faiz artışına gidebileceği tahmin ediliyor. Banka Haziran ayında faizi 75 bas puan artırmaya başlamış ve 1980'lerden bu yana en sert faiz artışlarını gerçekleştirmişti. Kripto paralarda ise geçtiğimiz aylarda yaşanan Luna depreminin ardından bir deprem daha yaşandı. Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance ve FTX arasındaki çekişme, Binance'in FTX'i iflastan kurtarmak için satın alacağı haberleriyle sonuçlanacaktı. Ancak Binance FTX'i almaktan vazgeçtiğini duyurdu. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nin Sermaye Piyasaları Kurulu FTX'i araştıracağını duyurdu. Yaşanan gelişmelerin ardından ana kripto para Bitcoin son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bitcoin'de yaşanan aşağı ya da yukarı yönlü sert hareketler genelde piyasalardaki diğer coinleri de etkiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük bankalarından JP Morgan ise Bitcoin ile ilgili bir tahmin paylaştı. Bankanın analizlerine göre Bitcoin gelecek birkaç haftalık süreçte 13 bin dolara kadar gerileyebilir. FTX'te yaşanan gelişmelerin diğer firmalar üzerinde bulaşıcılık etkisi olup olmadığını takip edeceğiz. Ekonomi ve finans dünyasında öne çıkanları aktardık. Yarın yine aynı saatte birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.